Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 23 Ocak Cumartesi İstanbul altılı tahminlerimi paylaşacağım. Şimdi ilk ayak 3. koşuyla başlıyor. Handikap 21 bir yarış. 4 yukarı Araplar 2000 sentetik. Yani şimdi bu gruba baktığım zaman burada ben de 5 numaralı Yetim Ali bayağı bir ön plana çıkıyor. Yani Yetim Ali bu gruptan üstün bir safkan. Tabii ki çok nadir kötü gününde olmadığı gün oluyor ama yani koştu gruplar zaten bu grubun üstündeydi. Baktığım zaman şimdi yarın burada çok rahat bana göre alması lazım. O yüzden ben kuponumda yarın 5 numara Yetim Ali'yi banka olarak değerlendireceğim. Şimdi eğer Yetim Ali gelmezse zaten bura biraz karışır. Ama dediğim gibi bence Yetim Ali bu gruptan üstün. Yani kendine çok uygun bir grup bulmuş. Bu grubu da almazsa ayıp diyeceğim. Anca hani bir sıkıntısı varsa filan diye düşünüyorum. O yüzden de ilk ayak 5 numaralı Yetim Ali Banko. Şimdi ikinci ayak maiden bir yarış. 1200 sentetik. Şimdi baktığımız zaman bu incelediğimde buradaki birçok safkanın yani daha önce çim başlayıp sonra kum koştuğunu filan görüyorum. Birçoğu sentetik bile koşmamış zaten. Şimdi bakınca burada ilk kez koşacak bir 5 numaralı Şanverdi var. Bir Kaysbert yavrusu. Yani benim ilk tercihim favori. Yani bugüne kadar başarısız olmuş bu safkanların içinde 5. Ha, olur da ilk yarışı kötü bir yarış çıkarırsa da burada 10 numaralı Kayıp Elmas yani Mehmet Kaya'yla en azından bu grupta biraz daha ön plana çıkan bir safkan. Zaten 10 numaralı Kayıp Elmas da 1 numaralı Ayaz Enk'le de Eküri. Yani ikinci ayaktaki sıralamada 5 ve 10. Yani sizler de tuttuğunuz safkanlar varsa, sürpriz kazanmasını beklediğiniz, takip atlarınız varsa bu maiden'da değerlendirebilirsiniz. Üçüncü aya geçersek, üçüncü aya handikap 15 dişilere ait 5 yukarı Araplar 1500 sentetik. Şimdi burada baktığımızda burada da 1 numaralı Sübük'e Gökhan Kocakaya ile bu grupta çok ön plana çıkıyor. Tabii ki handikapı ne? 63 kilo olması ama normal şartlarda bu gruptan üstün. Sübük'e kötü koşarsa burada benim ikinci değerlendireceğim safkan 2 numaralı İtmay Rain olacak. Yani Sübük'e'nin kötü olması durumunda 2 numaralı İtmay Rain de bu yarışı kazanabilir. Burada 4 numaralı Peksus var. Zaman zaman bu grupta diğer safkanlara yine üstünlük sağlamış bir safkan. 9 numara son yarışını da kazanan Bonjour El Semavi de var. Yani dediğim gibi eğer bir kötü koşarsa 2, 4 ve 9'u da değerlendirmekte fayda var. Dördüncü ayağa geçersek dördüncü ayak şartlı 3 bir yarış. 4 yukarı Araplar 1300 sentetik. Şimdi dördüncü ayak 3 safkan bende ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki 3 numaralı Duman. Yarın da Halis Karataş binecek. İkinci safkan 5 numaralı Sakalaydın Gökhan Kocakaya'ya biniyor. Yani üçüncü safkan da her ne kadar 127 gün arası olsa da bence bu gruptan üstün gördüğüm 2 numaralı Bay Emir'i de değerlendireceğim. Yani öyle bir grup ki zaten Bay Emir hariç diğerleri sürekli birbirini geçen safkanlar. Bu Sakal Aydın olsun, Duman olsun. Bunlar birbirini geçen safkanlar. Bu numaralı Lokumoğlu var ama kilosu var. Yani ben yarın için onu düşünmüyorum. O da zaman zaman zaten Sakal Aydın'la Duman arasında zaten onun da geçmiş kazanmışlığı vardı. Bunlar birbirine denk safkan sayılır. Dediğim gibi 4 numaralı Gustav var. Yani 4 numaralı Gustav'la 1 numaralı Lokumoğlu bende geri planda duruyor. O yüzden de benim sıralamam 3, 5 ve sonrasında 2. Yani şimdi yeni sezon başladığı için de yarışlar da zevkli değil arkadaşlar. Böyle bir şey programlar. İki tane yine maiden. Maidenlarda böyle eşek maiden gibi. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden küçük kupon ikramiye aram adına biraz sürprizli oynamayı ben de tercih ediyorum. 5. ayak yine maiden bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1200 sentetik. Şimdi burada baktığım zaman 2 numaralı Boto'yla 4 numaralı Haşimoğlu bende ön plana çıkan safkanlar bu grupta. Dediğim gibi ben de 2 ile 4 önde. Siz de tuttuğunuz ve takip ettiğiniz safkanlar varsa ya da sürpriz arama adına yani burada değerlendirebilirsiniz. Burada sanki 10 numara, 11 numarada biraz ön plana çıkabilir ama ben yine yarın başarılı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar her ikisinin de. Tabii ki at yarışı bu onlar da tutar gelebilir ama dediğim gibi ben de 2 ve 4 ben de öncelikli. Son ayağa geçersek son ayak handikap 15 dişilere ait 4 yukarı İngilizler 2100 sentetik. Yani burada bana sorarsanız ilk 6 safkanın arasında gördüğüm bir yarın yarış.
Ya ilk tuttuğum tabii ilk tercihim, favorim bir numaralı Heva olacak. Yine ben bir numaralı Heva'yı yani bu grupta biraz daha ön planda görüyorum. Bir numara Heva'dan sonra ikinci tercihim 4 numaralı Ark Royal olacak. Ona da Gökhan Kocakaya biniyor. Burada 3 numaralı Queen Lily, 5 numaralı Girl Gone Bad ve 6 numaralı da Aniashvili yine bu yarışı burada kazanabilirler. Son ayaktaki sıralamamda yani öncelik sırasına göre 1, 4, 3, 5 ve 6 şeklinde. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.